Edirne bir tarım ve hayvancılık şehri. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Aksal'a AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da eşlik ederken, Aksal, Birlik Başkanı Mustafa Suiçmez, üreticiler ve muhtarlarla istişarelerde bulundu. Trakya'nın tarım ve hayvancılık konusunda oldukça yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Aksal, üreticilere de üretmeye devam edin, biz arkanızdayız mesajını verdi. Ben her zaman söylüyorum, Mehmet Akif Ersoy Edirne şiirinde diyor ki Edirne için, belki dünyanın en verimli bölgesi diyor. Gerçekten de öyle. Türkiye'yi gezdiğinizde gidiyorsunuz işte bugün doğuya gittiğinizde, Karadeniz'e gittiğinizde, buraya geldiğinizde topraklarımızın ne kadar verimli olduğunu görüyorsunuz. Ona keza su kaynaklarımız öyle. Biliyorsunuz Trakya hayvancılıkta da hastalıklardan arınmış bölge, ari bölge. Bunun için çok kıymetli. Trakya'nın sütü bir başka. Mesela belli markalar vardır. Şimdi isim vermeyeceğim masanın üzerinde de ama sütleri daha kıymetlidir rafta. Talep daha çoktur. İçinde Trakya sütü olduğu için Trakya'nın sütü daha bir lezzetlidir. İşte peynir Edirne peyniri yine öyle marka yapmış. Bizim üreticilerimiz çok kıymetli. Bugün burada ziyaret ediyoruz başkanımla. Şimdi birazdan muhtarlarımız burada, üreticilerimiz burada. Onlarla istişarelerde bulunacağız. Biz burada birlikte yaşıyoruz, üretmek zorundayız, bu ülke olarak üretmek zorundayız. Özellikle bu pandemide gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Hep söylüyorduk ama belki farkına bazı şeyleri kaybedince farkına varıyoruz. Gıdanın önemini bir kez daha idrak ettik. Allah'a çok şükür potansiyelimiz var. Tabii ki toprağımız var, suyumuz var dedik ama en ötesinde de gerçekten bizim teknolojiyi kullanan, dünya standartlarında hayvancılıkta olsun, tarımda olsun üretim yapan insanlarımız var. Çiftçimiz çok donanımlı, çok birikimli, dünya standartlarında üretimler yapıyorlar. Dönem dönem tabii bazı sıkıntılar oluyor, bazı eksikler oluyor, siz de takdir edersiniz. Ama hepimiz bu işin içinde birlikteyiz. Bazı sıkıntılar oluyor ama ben buradan üreticilerimize bütün samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Siz üretmeye devam edin. Biz sizi kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. Her zaman üreticinin yanında olduk. Yine üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Şu pahalıydı, bu ucuzdu diye her şeyin bir maliyeti var. Ama fiyatlar da açıklanırken maliyet hesabı yapılarak bu fiyatlar açıklanıyor. Bugün işte buğday fiyatı açıklanırken, çeltik fiyatı açıklanırken, ayçiçek fiyatı açıklanırken Türkiye'nin her bölgesinden bizim de Edirne ilimizden buradaki maliyet çalışmaları, işte bu işin maliyeti nedir? Ankara'ya gidiyor, Tarım Bakanımızın önüne konuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne konuyor ve üreticimizi mağdur etmeyecek bir fiyat açıklanıyor. Onun için üreticilerimize benim tekrar çağrım, siz üretmeye devam edin. Biz sizi kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. Edirne Merkez ve Süroğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez de ziyaretten dolayı Aksal'a teşekkür etti. Teşekkür ediyorum. Kendileri de zaten bizim gibi tarım kökenli bir aileden gelmekte. Onun için sorunlarımızı her zaman sadece şimdi değil, her zaman telefonla görüştüğümüzde de aktarıyoruz. Kendilerinde de ifade ettiği gibi işte inşallah meclis açıldıktan sonra sorunsuz hiçbir dünya yok. Hiçbir taraf böyle dikensiz gül bahçesi değil. Bunlar olacak ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Hakikaten dünya ve ülkemiz de pandemi denen çok zor bir süreçten geçti. Ve dünyada bu zor süreci en iyi atlatan ülkelerden bir tanesi yine çok şükür ki bizim ülkemiz. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman biz kendilerine...